Medyakritik'ten günaydın. Bugün 13 Nisan Çarşamba ve İlker 2 saat boyunca sizlere haberleri aktarmaya çalışacağız. Haber analizleri okuyacağız, köşe yazılarına bakacağız, manşetlere gideceğiz, günü gündemi anlamaya ve aktarmaya çalışacağız. İlk olarak Ankara'ya gidelim. Ankara'da Artı TV muhabiri Hayri Demir bize başkentin gündemini aktaracak. Hayri günaydın. Günaydın Kemal. Ankara'nın dünden devam eden en önemli gündemi elbette Kobani soruşturması adı altında 13 ilde 91 kişi hakkında çıkartılan ve 46 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın devam etmesiyle ilgili çeşitli kentlerde gözaltına alınan HDP'li siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi dün gözaltı kararlarının ardından Ankara'ya getirilmeye başlanmıştı. Dosyada savcılık tarafından hem gizlilik hem de avukat görüş kısıtlı getirilmişti. Bu soruşturmaya ve gözaltına ilişkin gelişmeler bugün Ankara'nın en önemli gündemlerinden birisi. Yine siyasi partilerde haftalık değerlendirme toplantıları var. Saadet Partisi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanlıoğlu partisinin genel merkezinde saat 12'de değerlendirme toplantısında konuşacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise saat 14'te yine partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısında gündemindeki başlıklara ilişkin açıklamalarda bulunacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin meclis grup toplantısında konuşacak. Saat 10.30'da başlayacak İyi Parti'nin grup toplantısı. Akşener'in de gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Öte yandan Esra Han Kulu'nun katledilmesine ilişkin Ümit Can Uygun hakkında açılan davanın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması da bugün saat 10'da görülecek. Yargı gündemi de bu şekilde. Bugün sabah saatlerinde de resmi gazetede önemli bir karar yayınlandı Kemal. Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar kapsamında piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi noktasında kimi düzenlemeler yer alıyor. Yine Et ve Süt Kurumu'ndan kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere de 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Meclis gündemi de oldukça yoğun bugün Kemal. Meclis Genel Kurulu'nda kimi uluslararası anlaşmaların görüşmeleri yapılacak. Saat 14'te açılacak olan genel kurulda. Adalet Komisyonu'nda da avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin AKP tarafından getirilen kanun teklifinin görüşmeleri devam edilecek. Aslında genel kuruldaki uluslararası anlaşmalar önemli. Çünkü dün CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptığı açıklamada bugünkü uluslararası bir anlaşmayı fiili gen soruya çevireceklerini söyledi. Hatırlanacağı üzere gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyası geçtiğimiz günlerde kapatılarak Suudi Arabistan'a devredilmişti. CHP de bu süreçteki hükümetin sorumluluğuna dikkat çekmek için bugün görüşülecek olan bir uluslararası anlaşmayı fiili gen soruya dönüştürecek ve görüşmeler bu kapsamda sürecek. Hükümetin sorumluluğuna ve diplomatik sorunlara da dikkat çekilmesi bekleniyor. Bu açıdan da gergin bir genel kurul olması bekleniyor. Son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu bugün Şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak Kemal. Evet, Hayri'ye çok teşekkür ederiz. Bize başkent gündemini aktardı. Hemen haberlerle devam edelim. Dün kabine toplantısı vardı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beklentilerin olduğu bir açıklama yaptı. Çeşitli kesimler kabineden işte memurlar, asgari ücretliler, özellikle bayram öncesi bazı haberler bekliyorlardı ama bunlar çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu iddia etti. Umut ediyoruz fiyatlar düşecek dedi. Gıda sektörünün kullandığı ham maddelerin fiyatlarındaki artışlar da bizi yakından ilgilendiriyor. Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi üzerindeki etkisini de göz ardı edemeyiz. Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz.
Gıda sektöründeki fiyat artışını kabul eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiğini söyleyen Erdoğan, fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu iddia etti. Tamahkarlık yaparak insanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten açgözlü bir kesim de vardır. Kimi zaman yalan haberlerle panik oluşturarak, kimi zaman ellerindeki ürünleri piyasaya vermeyip stoklayarak ve hatta imha ederek, kimi zaman aralarında anlaşıp fiyatları artırarak haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Fiyat artışının düzeleceğini umut ettiklerini söyledi. Karşımızda zorlu bir tablo olduğu gerçeğinin farkındayız. Hem içeride hem de dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, tedarik kanallarının işlemeye başlayacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Büyüme üzerine kurulu bir ekonomik anlayışla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, dar ve sabit gelirlilerin refah seviyelerinin gerileyeceğini söyleyerek yine sabırlı olmalarını istedi. Büyüme üzerine kurulu ekonomi programımıza çok daha fazlasıyla odaklanacağız. Dengesiz fiyat artışları, özellikle de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerinin geçici olarak bir parça gerilemesine sebebiyet verebilir. Ama emin olun, arkasından gelecek güzel günler bu sıkıntıların hepsine değecektir. İş gücü istatistikleri işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yokluluktan söz etti önce, sonra da Et ve Süt Kurumu'na neden gittiğini anlattı. Kurumdan hesap sormaya gittim dedi. Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretmesine de tepki gösterdi Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2018'deki sözlerini hatırlattı. Ve ben 3.449.344 hanede elektrikler kesildi. İş yerlerinde elektrikler kesildi. Onların sözcüsü olarak, bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. Elektrik faturasını ödemeyeceğini evinin mutfağından duyurmuştu. Üzerinden 2 ay geçti. Faturasını bu ayda ödemediğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yüksek enflasyon ve buna bağlı yoksulluk vardı. Teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan. Et ve Süt Kurumu'nun kapısına gidişini anlattı. Hesap sormaya gittim dedi. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak için ben oradayım. Kapıyı açarlar veya açmazlar. Gelir bütün milletvekillerine hesap verir. Hesap verecek olan bir organdan ben hesap sormak istiyorum. Bürokrasi eğer gerçekten namusluysa, bürokrasi gerçekten hesap veriyorsa bütün kapılarını açar. Soğuk hava deposu sahipler, Allah Allah. Ne oldu? Ya 15 kuruşa biz zaten kar elde ediyorduk. Ne oldu birdenbire 45 kuruş oldu? Soygunu kim aldı? Parayı kim aldı? Kimlere verdiniz siz? Bu kararı kim aldı? Bunu soracaktım. Kılıçdaroğlu 128 milyar dolarında hesabının sorulacağını söyledi. İktidar yönetememe krizlerini dış güçlere bağlayamaz dedi. Dış güçler mi söyledi 128 milyar doları arka kapıdan birilerine sat? Kimse fark etmez. Suudi konsolosluğunda bir cinayet işlendi. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Göç idaresine sosyal medya hesabından sorduğu soruları tekrarladı. Cevap yok. Hakaret var. Sizin feriştahınız gelse beni susturamaz. Sizin feriştahınız gelse. Ekonomik kriz, HDP'ye yönelik operasyonlar ve Cizre ilçe binasına saldırı. Meclis grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Güldem'in gündeminde bunlar vardı. Buldan halkın zamlara tepki olarak iktidarı seçime zorlayacağını ve yönetimi değiştireceğini söyledi.
Halkımızın sofrasındaki yangın her geçen gün daha da büyüyor. Partisinin haftalık meclis grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde ekonomik kriz vardı. AKP-MHP kriz ittifakı iktidarda kaldığı sürece çöküş de ne yazık ki kalıcıdır. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamasını hatırlattı. Ne dedilerse tersini yaşatan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu, bundan dolayı sebebin bizzat kendileri olduğunu her zaman ifade ettik. Bugün bir kez daha bunun altını çizmek isterim. Halka sabır önerenlere bakıyoruz. Kendileri deveyi hamuduyla yutmaya devam ediyorlar. Peki onlar yiyecekler, halk da sabredecek öyle mi? Buradan elbette ki buna itiraz ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Aralık ayı enflasyonu için yaptığı açıklama üzerinden iktidara mesaj verdi. 2023'ü bile göremeyeceksiniz çünkü bu halk sizin bu zamlarınız karşısında elbette ki sizleri bir erken seçime zorlayacak ve erken seçimle birlikte ülke yeni bir yönetimi de seçecek. Enflasyonu düşürmenin yoluna işaret etti. Üretim maliyetlerini düşürmek, üretimi arttırmaktır. Buna yanaşmıyorsanız o zaman çıkıp da enflasyona ezdirmeyeceğiz, sorunları biz çözeceğiz yalanlarını her gün söylemeyin diye de uyarıyoruz. Buldan çöküşün asıl nedeni hukuksuzluk dedi. Hukukun, insan haklarının, demokratik standartların diplerde olduğu bir ülkede ekonomik, siyasi istikrar olmaz. Kobani Kumpas davası bunun en somut örneklerinden sadece bir tanesidir. Kumpasları cemaatten kopyaladılar, Kobani dosyasında aynen yapıştırdılar. Yalanlar yenilmeye ve çökmeye mahkumdur. Kobani Kumpası'nda sadece dava çökmeyecek, aynı zamanda bu davanın asıl mahkeme heyeti olan AKP-MHP'nin kumpas siyaseti de çökecektir sevgili arkadaşlarım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 kentte aralarında HDP ve DBP'lilerin olduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Kobani'ye yönelik o süreçte bir çeteciyi mahkeme başkanı yapan zihniyetin bu son operasyonu IŞİD adına yaptığı su götürmez bir gerçekliktir. HDP Cizre ilçe binası baskınına da işaret etti, Kürt düşmanlığı vurgusu yaptı. Türkiye'nin 3. büyük partisi olan HDP'nin bir ilçe binasını darmadağın ettiler, kapısını kırdılar. Soba borusundaki isi bile elleriyle alıp duvarlara sürdüler. Çünkü bunların elleri de, yüzleri de, siyasetleri de kirlidir sevgili arkadaşlar. Ve bu kinin, bu nefretin, bu düşmanlığın sebebinin Kürt düşmanlığı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ne yaparsanız yapın, bir halka diz çöktüremezsiniz, bir halkı biat ettiremezsiniz diyoruz. Gelelim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına. Davutoğlu, yargıda yapısal reform başlığı altında hazırlanan partisinin adalet modeli hakkında konuştu. Adaleti 3 ana kaideye oturttuklarını belirten Davutoğlu, yargının bir sistem olarak kökten değişmesi gerektiğini savundu. Bir vizyon, bir ufuk çizmek üzere harekete geçerler. Partisinin yargıda yapısal reform için hazırladığı adalet modelini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözlerine böyle başladı. Ardından adalet konusunda Türkiye'nin durduğu yeri tarif etti. Dünyada en fazla hapishanede tutuklu olan ülkelerin aralarında yer alıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde en fazla dosyası olan ülke durumundayız. Yargının bir sistem olarak kökten yapılandırılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihimiz itibariyle yargının gücü elinde tutanların başkalarını cezalandırma aracı olarak görüldüğü
gücü elinde tutmayanların ama elde etmek isteyenlerin de yargı üzerinden gücü elde edersek ülkede fiilen gücü kontrol altına alırız dedikleri bir alan haline dönüştü. Bir kapsamlı reform için önce bir zihniyet yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var. Açıklanan modelde Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılarak etkinliklerinin artırılması ve meclis tarafından seçilecek üyelerin en az 8'inin kadın olması dikkat çekiyor. Bugünkü en temel meselemiz hukukun bir güç biriktirme alanı olarak görülmesi. Ayrıca sulh ceza hakimliklerinin kaldırılarak mahkemeler üzerindeki mevcut savcılık ve kolluk baskısına son verilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı da Suç Bakanlığı değil. Başta işkence ve kötü muamele olmak üzere adil yargılamayı ve adalete erişimi engelleyen insan haklarına aykırı uygulama veya yönteme müsaade edilmeyeceği ön plana çıkıyor. Toplumu bir arada tutan temel ihtiyaç adalet ilkesiyle ilgilidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun kendisine açtığı manevi tazminat davasına ilişkin beyefendi incinmiş dedi. Cumhurbaşkanlığımız 1,5 yıl onayda bekleyen bu kararla ilgili ne 2021 yılı için ne de 2022 yılı için yatırım planına bu sürece katmadı ve bu önerimizi yatırım planına almadı. Bizi engellemez iseler veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne set kurmazlarsa daha hızlı hallederiz. Olmadı, seneye seçimde değişecek, ondan sonra halledeceğiz. Bir sene sonra her şey daha güzel olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unu hizmete sundu. Tören sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığınız bir program sonrası kişilik ihlallerini ihlal ettiği nedeniyle Ulaştırma Bakanı 250 bin liralık bir tazminat davası açtı, manevi tazminat davası. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Beyefendi incinmiş, incinmiş öyle diyeyim. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın, Ulaştırma Bakanlığı görevini yapsın. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili süreçlere müdahil olmasın. Açtığı tazminat davası ile ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum. İBB meclisinde bir karar görüşüldü TÜGVA ile alakalı. İBB arazisinin 10 yıllığına Eyüp Sultan Belediyesi'ne devredilmesi hakkında. Siz bu konuyu da veto ettiniz. Ne söylemek istersiniz? Yani arkadaşların peşine düştüğü meseleler bunlar. Yani çok sevdikleri, çok inandıkları ya da inanmadıkları, talimat aldıkları bazı vakıflara, derneklere bir şey verilecekse orada böyle can siperhane. İki kolu değil de 120 kolu olsa onları ayağa kaldıracaklar evet demek için. İstanbul'un en büyük ulaşımdaki en acı, en belki de böyle hani gözü oyan konulardan biri taksi meselesidir. 3 senedir taksi meselemizi engelledikleri gibi. Ama böyle bir vakıflarına, bir derneklerine bir şey verilmeye görsün hemen bütün eller ayağa kalkıyor. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da ulaşıma %40 zam yapanlar zillettendir sözlerine de yanıt verdi. Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var ve ara ara bindiğini de biliyorum. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurdu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur diyeyim. CHP seçim kanununda yapılan değişikliklerden 4'ünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Seçim kurullarının belirlenmesi, Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulması ile ilgili düzenlemelerin de iptalini istedi. CHP seçim kanununda yapılan değişikliklerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle başvuru yaptı.
CHP'nin hukukçu milletvekilleri tarafından hazırlanan dilekçe yüksek mahkemeye sunuldu. Başvuruda AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı düzenlemenin 5, 6, 11 ve 12. maddelerinin iptali talep edildi. Dilekçede düzenlemede seçim kurullarının kıdem esası yerine kura yöntemiyle belirlenmesi, mevcut kurulların 3 ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarından muaf tutulması ile ilgili düzenlemelerin iptali talep edildi. Söz konusu düzenlemelerin başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere anayasaya aykırı olduğu ifade edildi. Düzenlemelerle telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabileceği kaydedildi. İptal davası sonuçlanıncaya kadar da yürütmenin durdurulması talep edildi. Evet, siyaset haberlerinden sonra biraz da siyasete dair köşe yazılarına bakalım. Abdülkadir Selvi ile başlayalım. CHP'nin reklamcısından muhalefete uyarılar başlığını atmış Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısına Ateş İlyas Başsoy'un açıklamalarını aktarmış Medyascope'da yaptığı söyleşiden siyasete, seçim kampanyalarına, seçimlere farklı bir yerden bakmayı biliyor notuyla. Şöyle demiş, onu ilk olarak AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder kitabından keşfetmiştim. CHP'nin 2019 yerel seçim kampanyasının yönetmesini ise izleme imkanım oldu. Ateş İlyas Başsoy'u Ruşen Çakır'ın Medyascope'daki yayınında izledim. Altılı ittifak diye bir kavram çıktı son dönemde ortaya ama ben de bir heyecan göremiyorum orada. Heyecan potansiyeli var, çok fazla artılar var, çok olumlu işe yarayacak cevherler diyeyim ama sonuçta bu cevherlerden yemek pişmedi. İnsanlara da heyecan uyandıracak bir dalga yaratılamadı dedi. Başsoy muhalefetin düşmanı değil, CHP'nin seçim kampanyalarını yürütmüş bir isim. Kendi tabiriyle muhalefetten ekmek yiyen bir reklamcı. O nedenle yaptığı değerlendirmeler işini bilen birinin yapıcı uyarıları. Altılı ittifakın net olmadığını, topluma net mesajlar vermediğini, güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinin toplumda bir ilgi uyandırmadığını savunuyor. Toplumda heyecan uyandıran mesajların verilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun neresi yanlış? Maalesef bir matematik tutmuyor. Bu matematik tutsa Türkiye'de geçmişte bir sürü sosyalist hareket %1 alıyorlardı ama birleştiklerinde bakıyorlar %0,5 alıyorlar. %4 almasını bekliyorsun bir sinerji olarak. Ters bir sinerji oluyor. Daha da az oy alıyorlar. Eğer netleşmezse ben burada böyle bir risk görüyorum diye uyarıyor. Altı parti şimdiye kadar güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka bir şey vaat etmedi. Başsoy bunun toplumda bir karşılığı olmadığı görüşünde. Şöyle diyor, güçlendirilmiş parlamenter sistemin hiçbir anlamı yok. Çok soyut bir kavram. Lisans eğitimini tamamlamış birisi için anlamı olabilir ama pratikte biz bunun için bir araya geldik demenin halk tarafında bir anlamı yok diyor. Muhalefet nasıl olsa ekonomi kötü, millet Erdoğan'ı götürür bizi getirir havasında. Ateş İlyas Başsoy buna temelden itiraz ediyor. İnsanların fakirleştiği tezi ne kadar gerçekçi? Bizim zannettiğimiz kadar olmayabilir. O yüzden buradan hareket ettiğimizde bize oy verebilecek kitleye çok fazla seslenmeyebiliriz. Bu insanların bu altı partiyle gelecek beklentisi gerçekçi olmayabilir. Şu anda daha fazla ekmek kazanma şansları var. Çünkü üretim var. Tek vardiya çalışan fabrikalar 3 vardiya çalışıyor. Bu demek ki 3 kat daha fazla insan çalışıyor. Çünkü ihracat yapıyor ekonomi. Ülkenin başında Rusya ve Ukrayna konusunda herkesin görüşüne başvurduğu, Nobel alacak diye ciddi ciddi konuşulan bir başkan var. Niye bıraksınlar ki Erdoğan'ı 6 kişi için diyor. Muhalefetin nasıl olsa Erdoğan gidici diye kendisini kandırması yerine topluma ben seni daha iyi yönetirim diye güven vermesi gerekiyor. Ateş İlyas Başsoy da ısrarla bunu vurguluyor. Lütfen halka bir şey söylesinler. Şu düşünce var ya, nasıl olsa Tayyip Erdoğan çok yoruldu, çok bitti. Nasıl olsa seçim kazanılacak diye bir hülya var orada. O hülya bana kabusa dönebilecek bir rüya gibi geliyor. Tayyip Erdoğan şu durumda kazanabilir seçimi yine. Yani seçim olsa kaybedecek diye bir durum yok diyor. Ben Kemal Bey'in, Meral Hanım'ın yerinde olsam Ateş İlyas Başsoy'u karşıma oturtur dinlerdim demiş. Abdülkadir Selvi yazısında gerçekten de aslında Ateş İlyas Başsoy'un söyledikleri çok büyük, çok sürpriz yeni şeyler değil. Birçok yazar, birçok gazeteci, birçok siyasi analist bunları söylüyor zaten. Ekonomik kriz kendi başına iktidarı götürecek
bir duruma işaret etmiyor. İktidar kendisini ayakta tutabilecek manevraları yapıyor. Bunları yapmayı biliyor. Hala böyle bir kabiliyeti var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle ekonomik krizde yapılan çok sonuç alıcı olmasa bile mevcut durumu tırnak içinde göreceli olarak iyileştiren hamlelerle dış politikadaki konjonktürün kendisine getirdiği avantajları birleştirmeyi biliyor. Gerçekten de anketlerde bir yükselişi de söz konusu. Birazdan dün yapılmış iki anketin sonuçlarını da aktaracağız. Orada %35'leri yeniden gördüğüne dair veriler var. Hatta Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın önünde olduğuna dair de veriler var. Dolayısıyla Ateş İlyas Başsoy'un dile getirdiği ve Abdülkadir Selvi'nin aktardığı altılı muhalefet blokunun toplumda bir heyecan yaratmadığı tezi dikkate değer. Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplumun geniş kesimleri için oylarını değiştirecek bir vaat olmak niteliğini taşımıyor. İnsanlar daha iyi bir yönetim, daha iyi bir ekonomi istiyorlar. Tabii bunların yanı sıra 20 yıllık AKP iktidarının getirdiği kimlik siyaseti, kutuplaştırma, demokrasi ve laiklikteki aşınmalar da seçimin temel belirleyenleri olacak. Muhalefetin bütün bunları hesaba katması gerekiyor. Uzunca bir süredir rehavetteler. Seçime yaklaşık bir yıl kaldı. Hala Tayyip Erdoğan ve AKP kendiliğinden gidecek tezini savunmaya devam ediyorlar. Efendim, bir başka yazı, Barış Yarkadaş'ın yazısı. Evet, CHP lideri kapıdan dönmez demiş Korkusuz gazetesinde. Şöyle demiş: katıldığım bir programda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun et ve süt kurumuna gitmesi yanlıştır. Kılıçdaroğlu'nun içeriye girememesi ise CHP'ye ve CHP liderlerine zarar vermiştir. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kardeşi olarak söylüyorum demiştim. Bu görüşlerin bir ayrı tartışma yarattığı, programın ardından arayan çok sayıda CHP'li milletvekili ve il başkanı biz de bu görüşlere katılıyoruz ama Sayın Genel Başkanımız nedense bu tavrını sürdürüyor dedi. CHP'lilerle yaptığımız görüşmede samimiyetim olan arkadaşlarıma şikayetlerinizi bana değil Sayın Genel Başkan'a söyleyin diye takıldım. Ancak gördüğüm kadarıyla önceki yazılarımda da ifade ettiğim üzere artık hiç kimse ne düşündüğünü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na söyleyemiyor. Ben de bu yüzden CHP üyesi bir gazeteci olarak gördüğüm yanlışı hem televizyondan hem de Türkiye'nin bağımsız yayın kuruluşları arasında olan gazetemde dile getirdim. Dün bu köşede yer verdiğim et kurumu ziyareti yanlış içerikli yazı günün en çok alıntı yapılan yazısı oldu. İnternet siteleri neredeyse tamamı bu yazıya verdi. Medyanın işlevi de budur zaten. Görünmeyeni gösterir, topluma ve kamu yöneticilerine ayna tutar demiş Barış Yarkadaş. Tabii burada kendi yazılarının ne kadar etkili olduğuna dair kısımları aktarmak için okumadık ama et ve süt kurumuna yapılan ziyaretin CHP içerisinde de rahatsızlık yarattığını, bu tür kurumların kapısından dönmesinin CHP'ye ve CHP liderine olumsuz bir imaj verdiğini savunuyor Barış Yarkadaş ve bunda da parti içerisinde epey destekçisi olduğunu söylüyor. Bunun ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilemediği gibi enteresan bir görüşü de dile getiriyor Barış Yarkadaş. Parti içi demokrasi ve eleştiri mekanizmalarının işleyişi açısından ne kadar geri olduğunu gösteriyor bu ifadeler. Bir başka yazı, siyasete dair, Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesinde Millet İttifakı'nda 4 aday var başlığını taşıyor. Şöyle demiş Deniz Zeyrek: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın adayımız Mansur Yavaş açıklamasından sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı aday olarak kimi gösterecek tartışması yeniden alevlendi. Size 4 isimli bir aday listesi hazırladım. Aslında sürpriz değil bu 4 isimli aday listesi. Şöyle demiş: Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday. Cumhurbaşkanı olmayı çok istiyor ama Tayyip Erdoğan'a karşı kazanamaz ön yargısını bir türlü kıramıyor. Kararını son virajda halkın eğilimlerine bakarak verecek. İkinci sırada Meral Akşener'i yazmış. Biz onu aday değil diye biliyoruz ama bakalım Zeyrek ne demiş. Başbakan olacağını açıkladı ama top önünde kalırsa ve aday olursa şaşırmayın. Oldukça güçlü bir profil ama Kürt oyları en büyük dezavantajı. Üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi İmamoğlu. O da Cumhurbaşkanı olmayı çok istiyor ama CHP'ye rağmen aday olamayacağını da biliyor.
Aday CHP yönetimince belirlenirse şansı olmayabilir ama halkın eğilimleri belirleyici olursa en güçlü adaya dönüşebilir. Selahattin Demirtaş'ın açık desteği avantajını arttırıyor. Dördüncü sırada Mansur Yavaş'ı yazmış. Sessiz, sakin, kavgadan uzak, yapıcı tavrı grafiğini daima yükseltiyor. Ancak ülkücü yanının ağır basması, belediyede ülkücülerle çalışmayı tercih etmesi CHP tabanında homurdanmalara neden oluyor. Akşener gibi Yavaş'ın en büyük dezavantajı da Kürt oyları. Tabii burada Selahattin Demirtaş'ın Ekrem İmamoğlu'na açık desteği demiş Deniz Zeyrek. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Candaş Tolga Işık, Selahattin Demirtaş'a Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili görüşlerini sormuştu. Ama orada Selahattin Demirtaş Mansur Yavaş'tan ziyade Mansur Yavaş'ın adaylığını yanıtlarken Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtmişti. Bu da Demirtaş'ın aslında adayının kendisi, tabii ki ben de adayım, hala iddialıyım adaylıkta demişti. Ama siyasi yasak ve cezaevi koşulları nedeniyle aday olamayabileceğini de aktarmıştı. Ve ardından İmamoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtmişti. Bu da kulislerde Selahattin Demirtaş'ın Millet İttifakı'nın adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi halinde İmamoğlu'na destek verebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Bu tabloya bakınca aslında HDP'nin ve Kürt seçmenin oy verebileceği adaylar arasında İmamoğlu'nun adı gerçekten öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu da Kürtlerin oy verebileceği bir isim ama dokunulmazlıklar konusundaki tavrını hala unutmuş değil HDP seçmeni, HDP tabanı. Ekrem İmamoğlu ise 2019'da seçilirken Kürt meselesiyle ilgili, en azından Kürt siyasetçilerle ilgili özenli bir dil. Dolayısıyla İmamoğlu hala bir tık gerçekten de önde görünüyor. Akşener ve Mansur Yavaş'ın ülkücü kökenleri nedeniyle Kürt seçmenin uzak durduğu herkesin malumu. Efendim şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da MHP lideri İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Sözüm ona, ta geçen yılın Ağustos ayında enflasyonda en yükseği görecektik. Ondan sonra düşmeye başlayacaktı. Peki bu tahmin tuttu mu? Olağanüstü öngörü yeteneğiyle verdiği, hiçbir tarihin tutmadığı gibi bu da tutmadı. Nitekim enflasyon loto furyasına son dönemde Nebati Bakan katıldı. Ne demişti? Bu yılın Şubat'ında enflasyon inişe geçecekti. Geçti mi? Hayır, geçmedi. Hatta Şubat ayında yıllık enflasyon %54.44 iken Mart ayında son 20 yılın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyon %61.14'e çıktı. Baktı ki olmuyor, enflasyon hala yükseliyor. Kendisi bu defa çıktı, yaz aylarından itibaren düşecek dedi. Geldiğimiz noktada ise vade çok kısa olunca yalanın da çabuk ortaya çıktığına ayılmış olsalar gerek, Bay Kriz ve arkadaşları artık vadeyi uzatmaya başladılar. Bu aydınlanmanın sonucunda da affını isteyeceği gün gittikçe yaklaşan Nebati Bakan, bu haftanın başında enflasyon Aralık ayında düşecek dedi. Böylece kendisi o zamana kadar muhtemelen paket olacağı için topu yeni gelecek olan bakana atmış oldu. Hatta bu ciddiyetsiz tutumu yetmiyormuş gibi bir de üzerine tüy dikti. Biliyorsunuz bu arkadaşlar bu sıralar vatandaşa tavsiye vermeyi bir evet, bağlantıda bir oldu. Yeniden bağlantı sağlarsak Akşener'in konuşmasını aktarmaya devam edeceğiz. Evet, 3 köşe yazısı aktardık size siyaseti dair. Siyaset altılı muhalefet ittifakı, Cumhurbaşkanı adaylığı ve ekonomik krizin seçime etkileri ekseninde tartışılıyor.
Her üç yazar farklı farklı yönlerine işaret etmişlerdi. Ve gerçekten de seçime az zaman kaldı diyelim. Türkiye çünkü uzun süredir bir seçim tartışması içerisinde. Bir yıldan biraz fazla bir zaman kaldı. Ondan sonra seçimi daha çok konuşacağız diyelim ve de hemen Akşener'e dönelim. Tüy dikti. Biliyorsunuz bu arkadaşlar bu sıralar vatandaşa tavsiye vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. Tabii Nebati Bakan da patronunun gerisinde kalacak değil ya. O da fırsatı yakalamışken vatandaşa çok önemli bir tavsiyede bulundu. Ne dedi? Sabredin. Yanlış duymadınız. Sabredin dedi gerçekten. Sabredin dedi. İbretlik. Yani Nebati Bakan aslında diyor ki derin bir yoksullukla mı mücadele ediyorsun? O zaman sabredeceksin. Mübarek Ramazan gününde artan gıda fiyatları karşısında eziliyor musun? O zaman sabredeceksin. Aldığın asgari ücret açlık sınırının altına mı düştü? O zaman sabredeceksin. 2500 liralık emekli maaşıyla geçinemiyor musun? O zaman sabredeceksin. Elektriği, doğalgazı ödeyemiyor musun? Arabana yakıt koyamıyor musun? O zaman sabredeceksin. İşte size Bay Kriz ve arkadaşlarının milletimizi el birliğiyle içine soktukları ekonomik krize karşı geliştirdikleri bahane çözüm sabretmek. Yalnız burada enteresan bir durum var. Sabır taşı artık çatlamış milletimize sabretmeyi tavsiye eden bu üstün zekalılar mesele beşli çete ve saray oligarşisi olunca nedense bambaşka bir yaklaşım sergiliyor. Mesela millete gelince sabır diyenler yandaşa gelince al sana bir maaş daha diyor. Mesela emekliye gelince sabır diyenler müteahhide gelince al sana bir ihale daha diyor. Mesela öğrenciye gelince sabır diyenler AK Partili dayısı olan pudra sevdalısı gence gelince al sana ATM'den maaş kartı diyor. Sabırda seçiciliğe bakar mısınız? Sırf bu bile Bay Kriz'in ucube sisteminin ve Türkiye ekonomi modeli dedikleri safsatanın iflas ettiğinin itirafıdır. Türkiye bu kafayla daha fazla yönetilemez. Türkiye bu ciddiyetsizliğe, bu iş bilmezliğe daha fazla esir edilemez. Türkiye Bay Kriz ve ucube sistemini daha fazla taşıyamaz. Bu kadar basit. Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Ama kimse endişeye kapılmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onlar elbette seçimi 2023'e bırakmak için ellerinden geleni yapacak. Türlü suni gündemlerle bizleri oyalamaya çalışacak. Kendilerine göre yasa değiştirip kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışacak. Varsın kaçmaya çalışsınlar. Az kaldı. Er ya da geç o sandık elbette milletimizin önüne gelecek. Ve sandık geldiğinde milletimiz İyi Parti diyecek. İyi Parti diyecek. Ve İyi Parti iktidarında kimse sabretmek zorunda bırakılmayacak. Hesabını, kitabını yaptık. Biz geleceğiz ve enflasyon canavarını da, faiz belasını da en geç 12 ay içerisinde çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Değerli dava arkadaşlarım, Bay Kriz ve iktidarının iflasının etkilerini kiralarda da görüyoruz. Büyük şehirlerde kiralar uçtu gitti. Orta ve alt gelir seviyelerinde 2000 liradan aşağı kira kalmadı. Mahkemeler kiracı ve mal sahibi davalarından geçilmiyor. Öğrenciler, memurlar, işçiler, emekliler barınacak ev bulamıyorlar. Emekliler demişken, şimdi bayram geliyor ve
bayramda emeklilerimize verilen ikramiyelerle ilgili arkadaşlarım çalıştılar. Ve biz iktidar yorulmasın diye yaptığımız bu çalışmayı sizler aracılığıyla, basınımız aracılığıyla iktidarın vurdum duymaz bu tür dertlere kulağı tıkalı muhteremlerine iletmek istiyoruz. Şimdi ilk verildiğinde o yılda verildiği dolar cinsinden güncellenmesi yapıldı. 2018 yılı Nisan ayında 1 dolar 4 liraydı. Her ikramiye 250 dolar yapıyordu. Şimdi 3700 lira verilmesi gerekiyor bayram ikramiyesinin. Ya da ilk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık. 2018 yılı Mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4'tü. 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı %186. Yani TÜFE'ye göre bakarsak böyle güncellendiğinde 2860 lira emeklilerimize emekli ikramiyesi verilmesi gerekiyor. 5 maaşlı yan gelip yatan danışmanlara verirken, beşli çetenin vergi borçlarını silerken, beşli çeteye ekstra paralar verirken ve Telekom'u çok sevdiğiniz aile dostunuz Hariri'nin cebine koyarken düşünmediğiniz emeklimizi bu defa düşünmeniz gerekiyor. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Kiraların artışı ev sahiplerini, kiracılarını evlerinden çıkartmaya itiyor. İnsanlarımız panik içinde barınma sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Şimdi biz böyle söyleyince konut satışları rekor yaptı diye zırvalayacak olan troller var. Evet, konut satışı devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Vatandaşlık garantili konut satışlarıyla devam ediyor. Müteahhit zengin etme garantili projelerle devam ediyor. Sırf birkaç müteahhit kar etsin diye bugün ülkemizde ciddi bir konut problemi yaşanıyor. Milletimiz için artık bırakın ev satın almak, kiralamak bile neredeyse imkansız bir hale geliyor. Büyük bir mutlulukla ben ülkemi pazarlamakla mükellefim diyen Sayın Erdoğan, ülkemizin potansiyelini dünyaya açmak, işbirlikleri geliştirmek, dünya piyasalarına entegre olmak ve bunu zenginliğe dönüştürmek yerine milletimizi yoksullaştırarak, işçimizi köleleştirerek, gençlerimizi baskılayarak, toprağımızı kirleterek, milletimizin varlıklarını satarak adeta bir sömürge valisi olmayı seçti. Ve sonuç olarak bu sömürge sisteminin kazananı Bay Kriz, yabancı dostları ve lobiler ve de yandaşlar olurken kaybedeni ise ne yazık ki milletimiz oldu. Aziz milletim, yabancılar geçen sene ülkemizden yaklaşık 59 bin konut satın aldı. Yaşanan talep patlaması kiraları da astronomik seviyelere çıkarttı. Bay Kriz'in akıl dolu ekonomi politikalarının sonucunda bugün bir yabancı için ayda birkaç yüz dolar çok önemli bir para değilken milletimiz için maaşlarının neredeyse tamamına denk geliyor. Ve bu ihanetin sonucunda bugün bu ülkenin en güzel semtlerinde, en güzel evlerinde artık Türk vatandaşları oturamıyor. Bugün Türk vatandaşları bu ülkenin sahillerine gidip tatil yapamıyor. Bugün gençlerimiz Bay Kriz'in tavsiye ettiğinin aksine kendi ülkelerinde gezemiyor. Bütün bunları sadece yabancı ülke vatandaşları yapıyor. Bu aziz millet zengin ülkenin fakir halkı durumuna düşürülürken öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya sözü maalesef bugün gerçek oluyor.
Yazıklar olsun sizin ekonomi programınıza. İşte o nedenle bugün milletin kürsüsünde hem bir kiracı hem de bir işveren olarak kiralardaki artışlardan derinden etkilenen genç bir kardeşimizi ağırlıyoruz.